Hazırlamış olduğunuz manifesto muhteşemdi üstadım. Onu partimizin kuruluş beyannamesi yaptık ya, millette öyle bir heyecan oluşturdu ki sormayın. Meğer ne büyük aşkla bekleniyormuş hareketimiz. Bundan böyle inşallah siyasette de en gür seda bizim sedamız olacaktır. Siyaset de diğer müesseseler gibi şüphesiz hakikat mücadelesinin bir parçası. Hepsi birer vesile. Bu neslin kendi ruh köklerine sahip çıkmaya vesile. Yaşanan bu coşku da bunun tabii neticesi. Ne güzel buyurdunuz Necip Fazıl Bey. Bu millet ancak İstiklal Savaşı'nda yaşadı bu coşkuyu. Yaşadı yaşamasını ama daha sonra neler oldu malumunuz. Milleti gene gaflete sürüklediler. Lakin biz yılmadık. Merhum Akif'le birlikte nasıl İstiklal Savaşı'nda ölümüne didindiysek yine öyle didindik. Yazılar yazdık. Dergiler çıkardık. Hapislere atıldık. Ağır hakaretlere maruz kaldık. Ama yılmadık. Şimdi yeni nesilde bu heyecanı gördüm ya. Rabbime hamdolsun. Artık gam yemem muhterem Erbakan. Artık huzur içinde ölebilirim. Estağfurullah Eşref Edip Bey, o nasıl söz? Bu aziz millet sizleri asla unutmayacaktır. Merhum Akif, değmesin mabedimin göğsüne nahmahrem eli diye haykırıyordu. İşte biz bu elleri çekip koparacağız inşallah. Yine bizi sindirmek için üstümüze baskı uygulayacaklar. Olmadı namlularını üzerimize çevirecekler. Belki rahmetli Menderes gibi idamımız için yanıp tutuşacaklar. Ama biz yılmayacağız inşallah. Bu millet 20 yıl sonra Milli Nizam Partisi ile ilk defa savunma hakkını kullanacaktır inşallah. Adnan Menderes'e dinine ve ahlakına sahip çıkması hususunda cesur olması için çok telkinlerim olmuştur. Lakin kısmeti kadar anlayabildim merhumu. Ancak sizler daha cesur olmaya memursunuz. Dik durun. Sizi yıksalar da sizden sonraki nesil elbet girecek bu kapıdan. Ve millet olmak ne demek gösterecek bütün dünyaya.